şu an Alimaristan'dayız sayın seyirciler ve yanımızda Adana Bölge Müdürü Adil Özer'le birlikteyiz. Şimdi Adil Bey, aslında çiftçiler Alimaristan'ı biliyor. Sadece çiftçiler de dememek lazım buna. Hobiciler, profesyonel anlamda bu işle uğraşan kişiler. Çünkü birçok alanda ürün portföyü olan bir firma. Adana Fuarı'ndayız. Önemli fuarlardan bir tanesi. Neler yapıyoruz? Sizden bir detayları öğrenelim. Neler yapıyoruz? Şimdi biz tüm ürünlerimizi burada sergiledik. Ürünlerimizde neler var? Motopomplarımız var, çapalarımız var, zeytin silkelememiz var, jeneratörlerimiz var. Bu ürünlerimizi müşterimize sunuyoruz. Şimdi ilk baktığımızda çok fazla ürün var. Tek tek girmeyeceğim ama bunu görmeden de geçemiyoruz. Çok dikkat çeken bir ürün. Son birkaç senedir de çok fazla fuarlarda görüyoruz. Bununla bir başlayalım. Tarımsal alandaki ürünler bizim için daha dikkat çekici çünkü. Bu traktörümüz bizim 12 beygir Antor motorlu bir ürünümüzdür. Büyük traktörlerin girmediği ağaç altlarına çok rahat girebilir ve ağaçların altına çapa yapacak bir motorumuzdur. Peki şimdi Alimar, tamam satış önemli. Bilinlikten kaynaklı ürünleri de cezbediyor ama satış sonrası süreçler daha önemli. Özellikle bu bölge için konuşacak olursak, bölgeyi yakından da takip ettiğiniz için satış sonrası servis yedek parça nasıl ilerliyor? Satış sonrasında yani bizim zaten en önemli özelliğimiz satış sonrası hizmetimizdir. Bu konu hakkında hiçbir sorun yaşamıyoruz. Peki şimdi küçüğünden birçok ürün gamı var. Herhangi bir özellikle tarım ekipmanları için konuşacak olursak zorlukla yaşandığında Alimar hızlı çözümler sağlayabiliyor mu? Mutlaka. Bütün şeylere çözüm getiriyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Bir de jeneratör grubumuzda mesela bizde özellikle onu söylemeye istiyorum. Buyurun. Bizim asıl önem verdiğimiz konu bizde jeneratördür. Alimar jeneratördür. Bizde 2,5 kW'dan 2500 kW'ya kadar jeneratörümüz bulunmaktadır. Fabrikamız Balıkesir'de 15.000 metrekare bir ürün kapalı bir alanımız mevcuttur. Burada müşterilerimize bunları çok rahatla sunuyoruz. Peki madem jeneratörü gördük bir soru daha soracağım o zaman. Şimdi jeneratör konusunda kullanıcıların bizim bile birçok alanda bilmediğimiz önemli bir konu var. Biz zannediyoruz ki bir jeneratör aldığımız zaman her ürünü onunla kullanabileceğiz. Bu ev mesela ev kullanıcısı için buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon hepsini çalıştırır diye düşünülüyor. Bunun belirli boyları var, tabii belirli kavaları var. Bunlara biz nasıl dikkat etmeliyiz? Hani şöyle bir de duyum aldım. Ürünün üzerinde sonuçta prizin kısmında belirli kava ihtiyaçları oradan kilowatt olarak hesaplanabiliyor ama ilk kullanım değeri diye de bir şey giriyormuş için içine. Kafamız çok karıştı. Nasıl doğru jeneratörü seçeriz? Şimdi burada hani ideal bir seçim yapmak için hani neler çalışır? Mesela bizim müşterimiz geldiği zaman neler çalıştıracaksınız? Hani bunları soruyoruz. Mesela lambadır, buzdolabıdır. Bunları söylediği zaman buna göre bir güç hesabı var. O güç hesabına göre gidiyoruz. Mesela bir lamba, bir buzdolabı gibi bir şey yapsam bir 3 kava işini görüyor. Ama güç büyüdüğü zaman, bir klima işin içine girdiği zaman bir 5 kava olabiliyor. Mesela buna göre güç hesabını yapıyoruz. Yani müşteriye şunu soruyoruz, ne kullanacaksınız? Kullanım alanını baştan belirleyecek, ona uygun çözümler sağlayacağız. Tabii, ne kullanacağını bildikten sonra ona göre bazı durumlara geliyor, ben 3 kava alacağım diyor. Bir bakıyoruz, 500 kavaya çıkıyor, 100 kavaya çıkıyor. O şeye göre değişiyor, kullanım alanına göre değişiyor. Peki çok teşekkür ederiz. İyi falan. Teşekkür ederim.